Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Günün gelişmeleriyle ana haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da COVID-19 vaka sayıları ne yazık ki her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın son 3 günde yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 il içerisinde olduğunu söyledi. Diğer yandan Şanlıurfa'da karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmayan 77 kişiye 242.550 lira para cezası uygulandı. Şanlıurfa'da 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinin ardından COVID-19 vaka sayılarında yaşanan artış gün be gün artarak devam ediyor. Öyle ki şehirdeki hastanelerde doluluk oranlarında büyük artış yaşanırken her gün pozitif vakalara yenileri ekleniyor. COVID-19 nedeniyle can kayıpları da gün be gün artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın son 3 günde yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 il içerisinde olduğunu söyledi. Bakan Koca, son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa ifadelerini kullandı. Öte yandan Şanlıurfa'da çok sayıda kişi COVID-19 testlerinin sonuçlarını bir türlü öğrenemediklerinden dert yakındı. Bir hafta önce COVID-19 testi yaptırdığını ancak hala sonuçlarını öğrenemediğini belirten çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından sitemlerini dile getirdi. Konu çoğu kişi tarafından CİMER'e şikayet yazısıyla aktarıldı. Diğer yandan Şanlıurfa'da karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 47 kişiye 148.050 Türk lirası para cezası uygulandı. COVID-19 salgınının önlenmesine yönelik Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak yapılan izolasyon denetimlerine devam edildi. Ara vermeden denetimleri il genelinde sürdüren ekipler, Şanlıurfa Valiliği tarafından görevlendirilen 95 araçla karantina tedbiri uygulanan 1012 haneyi ziyaret etti. Pozitif vaka tespiti yapılarak evde izolasyon tedbiri kararı alınan vatandaşları ikametlerini kontrol eden polis, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, ziyaret ettikleri hanelerde karantina tedbirine uyan vatandaşların ihtiyaçlarını sorarak gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Yapılan denetimlerde karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 47 kişi ise evlerine çağrılarak haklarında toplam 148.050 Türk lirası para cezası uygulandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina tedbiri uygulanan evlere giden ekip sayısının 105'e çıkarıldığı belirtildi. Karantina tedbiri uygulanan 1071 haneyi ziyaret eden ekipler, tedbir kararına rağmen evlerinde bulunmayan 30 kişiye toplam 94.500 Türk lirası para cezası uyguladı. Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, annesi ve kardeşini miras kavgasında silahla vurarak öldürdü. Vali Yardımcısı Polat tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Anne ve avukat oğlu ise gözyaşları içerisinde Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64.004. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre vali yardımcısı Tolga Polat miras meselesi yüzünden kardeşi Altu ve annesi İkbal Polat'la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat annesini ve kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayı gerçekleştiren vali yardımcısı Tolga Polat olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri İkbal ve Altu Polat'ın öldüğünü belirledi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnce olayın gerçekleştiği apartmana gelerek incelemelerde bulunurken ölenlerin yakınları olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu. Adana'da Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altu Polat ve annesi İkbal Polat'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hatay Vali Yardımcısı tarafından öldürülen Altu ve İkbal Polat'ın cesetleri apartmandan çıkarıldığı sırada olay yerinde bulunan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve kardeşini öldüren Tolga Polat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Baba Polat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat da sorgusu sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Vali Yardımcısı Polat'ın Adana'da yaşayan ailesinin evine gelerek bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuştuğu sırada çıkan tartışmada anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali yardımcısı Polat daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım." dedi. Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat'ı, ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat'ı silahla vurdu. Öte yandan anne ve oğlun baba Şeref Polat hakkında akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldıkları öğrenildi. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonucu öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi. Polat için avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın cenazeleri Mersin'in Tarsus ilçesinde Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Türkiye'de erkek giyim sektörünün köklü isimlerinden biri olan bir firmanın CEO'su Hilal Suerdem ve yönetim ekibi Şanlıurfalı iş adamı Gökhan Akyüre'nin davetiyle özel uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Suerdem ve beraberindekiler Şanlıurfa'ya hayran kaldı. Türkiye'de erkek giyim sektörünün önce isimlerinden olan dev firmanın CEO'su Hilal Suerdem ve yönetim ekibi Şanlıurfalı iş adamı Gökhan Akyürek'in davetlisi olarak özel uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'na özel uçakla iniş yapan CEO Hilal Suerdem, Kanal Urfa'ya yaptığı özel açıklamada Şanlıurfa'da olmaktan mutlu olduklarını, yatırım ve gezi amaçlı geldiklerini paylaştı. Urfa'nın namını, şerefini her zaman duyuyorduk. Nasip bugüneymiş. Bilakis Peygamberler şehrini ve Balıklı Gölü çok merak ediyordum zaten. Burada iki tane de mağazamız var. Hem mağazalarımızı çoğaltmayı düşünüyoruz. Hem de Urfa halkına daha fazla hizmet ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Modayı ve yenilikleri nasıl getiririz? Teknolojikte nasıl yardımlar yapabiliriz? Nasıl bir fayda sağlarız diye ona da bakacağız. Çok güzel şartlarda ağırlanacağını düşünüyoruz. Bir Urfalı olarak sizleri çok iyi bize anlattı. Biz de artık hemşehriniz olduk. Biz de Urfalı olduk bundan sonra. CEO Hilal Suerdem ve yönetim ekibi Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezi ve Emniyet Caddesi'ndeki mağazalarına uğrayarak mağaza yetkilisi ve çalışanlarla sohbet etti. Ziyarete iş insanı Abdurrahim Toru da eşlik etti. Mağaza ziyaretinin ardından kalabalık ekip 12 bin yıllık tarihiyle tarihin yeniden yazılmasına neden olan Göbekli Tepe'nin yolunu tuttu. Burada alanı gezen Hilal Suerdem'e Göbekli Tepe'nin tarihi anlatıldı. Gezi sonunda açıklamalarda bulunan Suerdem, Göbekli Tepe'ye gelmenin tarihte yolculuğa çıkmak olduğunu aktardı. Ben de hayretle şimdi izledim. Atalarımızın neler yaptığını, insanlığın nereden nereye geldiğini dinledim. Sağ olsun rehber arkadaşımız çok güzel anlattı. Bunlar çok önemli değerler. İnsanlarımızın gelip bunları görmesi, evrimin nasıl geçtiğini, ilk insanlığın neler yaptığını, ne anlam taşıdığını bilmesi çok önemli. Farklı duygulara giriyorsunuz. İnsanlığın ne olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Çok değerli bir yapı. Demek ki araştırıldıkça ortaya çıkıyor. Bu topraklarda daha çok kültürün barındırıldığını düşünüyorum açıkçası. İnşallah zaman içinde hem devletimiz hem de yatırımcı şahsiyetler bunların ortaya çıkartılmasına emek sarf ederler. Hep beraber bir şeyler yapar ve bunları ortaya çıkartırız. Bu değerleri hem ülkemize hem de insanlığa kazandırmış oluruz. Daveti üzerine yatırım ve gezi amaçlı özel uçakla Şanlıurfa'ya getiren Gökhan Akyürek ise kendilerini kırmadığı için teşekkürlerini iletti. Kendisi bizim için çok değerli. Ülkemize, memleketimize ciddi yatırımları var. Hala da kısmet olursa yeni yatırımlardan söyleyeceğiz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, emeğine sağlık. Urfa'mıza şeref verdi. Gezinin son ayağı ise Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklı Göl oldu. Burada da balıklara yem atan ve dua eden Suerdem ve yönetimi
Balıklı Göl'ün eşsiz bir mekan olduğunu dile getirdi. Hazreti İbrahim Peygamber Efendimizin burada doğuşunu ve burada yaşayışını, putları nasıl kırdığını, ateşe nasıl atıldığını tekrardan dinledik. O anları yaşamış gibi olduk. Yüce Yaradan'ın hikmetinin ne olduğunu gördük. Ödümüzün ne olduğunu anladık. Gerçekten İstanbul'daki yoğunluktan çıkıp insanın iç dünyasına dönmesi, başka duyguları sorgulaması, başka hisler hissettiriyor insana. Yani iç dünyası, harala, gürele, dertler çok başka bir şey. Burada bu maneviyeti yaşamak, bu hikmeti yaşamak çok başka bir şey. Başka bir şeyler tattık burada. O yüzden Peygamberler Şehri deniyor demek ki. O yüzden çok maneviyeti yüksek. İyi ki buradayım, iyi ki geldim, iyi ki sizlerle tanıştım. İyi ki bu dostlarım var. Bundan sonra bu dostluğumuz nasıl ileri götürürüz, bu maneviyetimizi nasıl arttırırız, buna bakacağız. Bu da başka bir duygu. Çok teşekkür ediyorum buradaki halka ve sizlere. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle esnaflar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi hafif yaralandı. Olay öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi meydanında bulunan bir kıraathanede yaşandı. İki grup kıraathaneye gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavganın büyümesiyle taraflar üzerine oturdukları kürsü diye bilinen sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hafif yaralı çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Şanlıurfalı fındık işçisi genci arama çalışmaları bugün devam etti. Olay Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Çaka plajında akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için yasaklı ve tehlikeli alanda denize girdi. Bir müddet sonra suda kaybolan ve durumunun bildirilmesi üzerine Zencirci'yi aramak için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisiyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bir süre yapılan arama çalışması havanın kararmasıyla sonlandı. Sabah saatlerinde ise yeniden başlayan çalışmalarda ekipler bölgeyi geniş çaplı tarayarak denizde kaybolan genci arama çalışmalarını sürdürdü. Samsun'dan da takviye ekiplerin katıldığı arama çalışmalarında polis ve itfaiyeye bağlı dalgıç ekipler su altından, teknelerle yüzeyden, karadan ve havadan helikopter yardımıyla sahil bandı taranarak arama çalışmaları sürdürüldü. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan da basın mensuplarına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yani aşağı yukarı 50 kişilik ekipten beraber şu anda denizden botlarla, dalgıçlarla beraber arıyoruz. Tabii ki hava desteğiyle kıyıda tarama yapılacak helikopterle. Tabii ki olay acıklı bir olay. 17 yaşında bir gencimiz vefat etmesi tabii ki bizleri üzdü. Ama bilmeden bu Karadeniz'e girmemelerini tavsiye ediyorum. Hatta dün jandarma özellikle uyarmış bu kıyıda olanları. Bu tedbirleri biz aslında aldık ama tabii ki özellikle Perşembe'nin 43 kilometre sahil şeridi var. Yani bu şehir sahil şeritlerinin hepsinde önlem almamız yani çok zor. Bir sürü koylar var. Tabii ki bu dışarıdan gelenler denizi tanımadıkları için, bilmedikleri için burada yüzmeye, serinlemeye çalışıyorlar.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan ve diğer iki eve de sıçrayan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Çorum'un Bayat ilçesinde Yatukçu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, ihbar üzerine olay yerine Bayat'ın yanı sıra İskilip'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride olan ve dumandan etkilenen Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin evden çıkarılarak 112 acil servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yangın esnasında evde oldukları düşünülen Ela Çetin ve Elif İçuz'u arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonunda iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybedenlerden Elif Naz Çetin ve Ela Çetin'in Ömer Çetin'in torunları olduğu, yangında hayatını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz'un komşularının çocuğu olduğu, talihsiz çocukların yangın sırasında Çetin'e ait evde bulundukları öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi de ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Yangında 3 evin yandığını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yangın neticesinde maalesef bir yetişkin ve 4 tane yavrumuz da Allah'ın rahmetine kavuşmuştu. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 tane evin tamamen yanıp kül olmasına sebebiyet vermişti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Covid-19 salgına karşı alınan yeni kararlara göre lokanta, restoran, çay bahçeleri, çay ocakları, kahvehane, kıraathane ve benzeri iş yerlerinde ikramlık soğuk ve sıcak içecekler tek kullanımlık karton pet bardaklarda verilecek. Böylelikle koronavirüsün ağızdan ya da elle temasını bir noktada daha önlemiş olacağız. Ve aldığımız bu karara gönüllü bir şekilde uymayı taahhüt eden Hilvan esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettim. Bu virüsle mücadelede devletimize en büyük desteği vatandaşlarımız vereceklerdir. Kamu sağlığının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla Hilvan Kaymakamlığı toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Jandarma Bölük Komutan Vekili Mustafa Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Recai Ölmez, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Semerci, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ömer Salgın'la ilgili esnaf heyeti katıldı. Toplantıda koronavirüsün önüne geçmek ve virüs bulaş riskini azaltmak amacıyla yapılan istişarede, bugünden itibaren lokanta, restoran, çay bahçeleri, çay ocakları, kahvehane, kıraathane ve benzeri işyerlerinde satış veya ikram amacıyla sunulan içeceklerin tek kullanımlık karton pet bardaklarda yapılması kararlaştırıldı. Tüm esnafımız kağıt bardakta, pet bardakta ya da tek kullanımlık bardakta sıcak içeceklerini ikram etmeye başlayacaklar. Yarından itibaren cam bardak kullanımı olmayacak. Bundan sonra bu kağıt pet bardaklardan esnaflarımız lokantada, kahvehanelerde müşterilerine ikram edecekler. İnşallah ilçemizde korona virüsüyle olan mücadelemiz güçlü bir şekilde devam edecek. Diyoruz ki evde kal, sosyal mesafe koruyalım. Tabii bunun yanında esnaf ve sanatkarların da yeni devlet okulu ve uyumlarından çıkardığı yasa ve belgelerle uyarak, hepsine uyarak ve bugün alınan karara uymuştur. Bugünden sonra bir kullanımlık olan pet bardakların kullanılması kendilerinde istekleriyle kabul etmişler. Bu da milletin ve sağlamın faydasına. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, akıllı belediyecilik çalışmaları kapsamında teknolojiyi ulaşıma entegre etmek için bünyesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü'nü kurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi'nde kurumlar arası birlikte çalışılabilirliğin ve koordinasyonun sağlanması için
yerel yönetimlerde Ağustos'tan sorumlu birimin kurulması kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi karar çıkmadan önce konuyla ilgili olarak çalışma başlatmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumlarında Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğünü kurma kararı almıştı. Hızla büyüyen kentsel nüfusla beraber yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla birlikte kentsel ulaşım sorunları gelişen teknolojilerden yararlanılarak minimize ediliyor. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olurken, ortaya çıkan bu zorluklar ve beklentilerin karşılanmasında akıllı ulaşım sistemleri önemli bir rol oynuyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde bulunan, sürdürülebilir bir hareketlilik için yol, sokak, cadde, ana arterler ve kavşaklarda insan hareketliliğini ve trafik akışını sürekli ve verimli kılacak şekilde insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırmak ve yol sürüş güvenliğini korumayı amaçlıyor. Nasıl bir sonuca ulaşılır görüp ona göre aksiyon alması. Kapalıp simülasyon programımıza gömüyoruz. Bu simülasyon ne? Evet, simülasyon. Mesela şu var başkanım. Bu kavşaklar. Adıyaman'ın Sincek ilçesinden Giresun'a fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüste kamyon çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Kaza Adıyaman'ın Sincek ilçesinde meydana geldi. Sincek ilçesine bağlı Çarhanek köyünden Giresun'a fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs Sincek ilçe çıkışında kaza yaptı. Abuzer Delikanlı idaresindeki minibüste Hüseyin Perişan idaresindeki kamyon ilçe çıkışında çarpıştı. Kazada minibüs ve kamyon sürücülerinin yanında Ayhan, Seyhan, Mehmet, Ercan, Hamza, Ömer, Ayhan Delikanlı, Murat, Bayram, Hüseyin Yardım yaralandı. Kaza yerine Sincik ve Kahta ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Delikanlı ve Ömer Delikanlı'nın durumunun ciddi, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep'in Isahiye ilçesinde gece saatlerinde park halindeki iki araca çarparak durabilen otomobil takla attı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Gaziantep'in Islahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen kazada park halinde bulunan iki araca çarparak durabilen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. İlçe merkezine bağlı Atatürk Mahallesi girişinde seyreden ve çok süratli olduğu öğrenilen otomobil önce hafif ticari araca, sonrasında diğer bir hafif ticari araca çarparak takla attı. Kaza sesini duyarak dışarıya çıkan araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibine sürücünün olmadığı söylemleri üzerine sağlık ekipleri kaza yerini terk etti. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Haliliye Belediyesi ekipleri ilçeye kazandırılacak yeni park alanlarında çalışmalarına devam ediyor. İlçede yeşil alanların artması yönünde çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediyesi, yeni parkları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına başladıkları yeni park alanında çalışmalara devam ediyor. Ekipler park alanına toprak serim işlemini sürdürürken, diğer taraftan ekipler parkın çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ekipler, parkta çevre düzenlemesinin ardından ışıklandırma ve mevsimsel koşullara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak. Öte yandan Şair Nabi Mahallesi'nde yer alan Vehbi Elden Parkı'nda da başlatılan yenileme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler parkta çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler parkta devam eden çalışmaları bir an önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Adana'da FETÖ'nün muvazzaf askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlıların
sabit telefondan aranırken dahi özel şifreleme yaptığı ortaya çıktı. Aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Adana merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek 26 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan zanlılar arasında bir aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi. Zanlılardan yüzbaşı rütbesinde olan bir şahsınsa hala Ankara'da aktif olarak çalışırken gözaltına alındığı, bu zamana kadar kendini gizlediği belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi. Ardışık arama yöntemiyle zanlıların örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü öne sürüldü. Polis yaptığı çalışmada zanlıların büfe ve ankesörlü telefondan arayacağı askerlerin telefonlarını da değişik kodlarla şifrelediği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında yüzbaşının da olduğu 5 kişi tutuklanırken 21 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe Urfa Caddesi üzerinde telefon satışı yapan bir esnaf fatura ödeme noktası bayisi olmak için internetten başvuru yaptı. 12 bin lirasını kaptırdı. Mağdur esnaf başka esnafın da bu tuzağa düşmemesi için savcılığa başvurdu. Kızıltepe Urfa Caddesi üzerinde telefon ve telefon aksesuarları satışı yapan Mehmet Ertaş, Kurban Bayramı'ndan önce fatura ödeme noktası açmak için internet üzerinden bir firmanın geri ödemesiz 50 bin lira hibe desteği verdiğini gördü. Firma ile iletişime geçen Ertaş, bayilik limitinin açılması için firma hesabına 12 bin lira gönderdi. Ancak Ertaş iddiaya göre parayı yatırdıktan sonra bir daha firmaya ulaşamadı. Ertaş, kimsenin bu şekilde dolandırılmaması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek diğer esnafların da dikkatli olmasını istedi. Bu adamın yakalanması ve diğer arkadaş esnaflarımızın da zarar görmemesi için devletimizden yardım istiyoruz. Son dönemde Covid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Malatya'da İl Pandemi Kurulu bazı yeni tedbirler aldı. Yeni kararlara göre sokak ve mahalle düğünleri için artık kolluk kuvvetlerinden izin alınacak, her türlü yemek ikramı da kaldırılacak. Covid-19 salgınında son dönemlerde vaka sayılarının yükselişe geçtiği Malatya'da, Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda toplanan İl Pandemi Kurulu bazı ek tedbirler aldı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Vali Baruş, özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda kalabalıkların oluşması ve bu durumun sosyal mesafenin kontrol edilememesine yol açtığını belirtti. Açık ve kapalı düğün salonlarında bundan sonra her türlü organizasyonların saat 10 ila 23 saatleri arasında yapılması kararı aldıklarını belirten Baruş, her düğün sonrasında ise mutlaka 2 saat ara verileceğini ifade etti. Düğün törenlerinin 2 saat süreceğini de belirtirken, her 4 metrekareye ise en fazla bir misafirin alınacağını ifade eden Vali Baruş, sokak ve mahalle düğünleri için de yeni tedbirler alındığını söyledi. Sokak ve mahalle düğünlerinde maske, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğinin tespit edildiğini belirten Vali Baruş, bugünden itibaren emniyet ve jandarmaya bildirim yapılmadan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonların yapılamayacağını ifade etti. Emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde ise düğünün başlama ve bitiş saatinin kolluk görevlilerine mutlaka bildirileceğini ifade eden Baruş, kurallara uymada gösterilen her ihmalin neticesine hep birlikte katlanmak zorunda kalacağımızı unutmayalım dedi. Vaka sayısı ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiğini unutmamamız. Adıyaman'da atlara enjekte edilen cansız Covid-19 virüslerinden atlar 45 gün sonra antikor üretti. Ülkemizde ve dünyada bir ilk olan bu çalışmada hayvan testleri aşamasına gelindi. COVID-Sera ismi verilen antiserum çalışması ülkemizde ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Atların virüsü 45 gün sonra antikora çevirmesinin ardından hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi.
TÜBİTAK destekli proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut öncülüğünde 13 kişilik ekip Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye serum ihraç eden bir laboratuvarda COVID-19 serumu COVID-SERA çalışması başlattı. 1 Nisan tarihinde başlatılan çalışmalarla hastalardan alınan cansız COVID-19 virüsleri inaktive edildikten sonra atlara enjekte edildi. Atlar 45 günün sonunda bu virüslerden antikor üretti. Antikorlar hayvanlar üzerinde test aşamasına geldi. Yaklaşık 2 ay daha testlerin süreceği ve testlerin başarılı olmasının ardından COVID-19 hastalarında kullanılmak üzere serum üretilecek. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, çalışmanın ülkemizde ve dünyada önemli bir bilimsel çalışma olduğunu dile getirdi. Atlara toksin veriliyor, yılan ya da akrep toksini verilip atlardan alınan plazmalardan antitoksin elde ediliyordu. Biz de acaba şeylere, atlara ölü virüs verirsek, cansız virüs verirsek antikor geliştirebilir miyiz diye bu şekilde bir planlama yaparak yola çıktık. TÜBİTAK'ta da projemiz kabul edilince 1 Nisan'dan itibaren direkt başladık ve hastalarımızdan aldığımız, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığımız bazı hastalardan virüsleri önce çoğalttık, sonra inaktive ettik, sonra değişik işlemlerden geçirip atlarımıza verdik ve atlardan 45. günden itibaren antikorlar almaya başladık. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 225 adet tarihi eser ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı operasyonda şüpheli şahısların tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 24 adet çeşitli şekillerde obje olmak üzere toplamda 225 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Islahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından Islahiye Adliyesi'ne sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildi. Gelişmelerle karşınızdaydık. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.